çalıyor, kimisi nasreti çekiyor, kimi maç yapıyor, kimi okuma yazma bilene mektup okutuyor, kimisi de tıraş oluyor. Kınadasan hiç duyan var mı aranızda? Bazı yerlerde Aley Mehmet diye de anlatılıyor ama işin özünü dinliyor şu an benden. Çocuklar, Kınadasan 17 yaşında Çanakkale Savaşı'na giden Tokatlı bir asker. Savaşa giderken annesi saçına kına yakıyor. Savaşa gidiyor. Arkadaşları ve komutanı adını Kınan Hasan koyuyor. Delikanlı çocuk biraz da zoruna gidiyor. Annesine mektup yazıyor çocuklar. Diyor ki diğer iki kardeşimi cepheye gönderirken saçına kına yakma. Arkadaşlarım benimle dalga geçiyor. Annesine gidiyor mektup ama annesi okuma yazma bilmiyor. Sonra okuma yazma bilen biriyle bir cevap gönderiyor. Çocuklar diyor ki bizde diyor üç şey için kına yakılır. Bir tanesi Allah'a kurban olsun diye kurbana. Hiç gördünüz mü kurban bayramlarında koyunun, koçun kafasına kına yakılır. Bir tanesi evine yuvasına sadık olsun diye geline. Kına geceleri düzenlenir biliyorsunuz. Bir tanesi vatana canını versin diye askere. Yani çocuğunun şehit olacağını bile bile annesi askere gönderiyor. Çanakkale Savaşı sırasında da özellikle İstanbul'da birçok okul mezun veremiyor. Tamamı şehit oluyor çocuklar. Yani ben her gün buradayım. Yine kendimi zor tutuyorum. Biraz sonra atamıza en yakın noktaya gideceğiz. Orayı bir anlatacağım size. Orada atalarımıza, atamıza, şehitlerimize, gazilerimize önce dua edeceğiz. Sonra teşekkür edeceğiz. Sonra da söz vereceğiz ki vatanı hep birlikte kurmaya devam edeceğiz. Tamam mı? Evet. Anlaştık. Hadi bakalım inşallah. Tamam, yine kalmayacağız.